Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocam tahtada bir şey görüyorum. Evet tahtada garip bir <laughs> cisim var. Nedir o? E, i̇şimiz onunla zaten. Bu bir koordinat sistemi. Ve bizim konumuz da zaten koordinat sistemi ve sıralı ikililer. Olur hocam. Bu koordinat sistemi nerede yarayacak hocam işimize? Evet. Yani tabii ki günlük hayatta ilişkilendirmeye çalışacağız. Ama burada bir cismin aslında konumunu anlamak için. Komutan tamam. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Belki haritalarda falan görüyoruz. Değil yani. mi? Değil mi? Uçaklarda falan evet. hani görüyorsunuz. Yani konumlarını belirlemek için aslında yani günlük hayatta sık sık kullandığımız bir şey. Biz de bunu tanımaya çalışalım tamam şimdi. Hocam. Şurada gördüğümüz yatay eksenin bunların bir defa isimleri eksen. Eksenin adı X veya namı diğer Apsis. Apsis miymiş? Evet, apsis. Apsis mi, aksis mi? Yok, apsis. Böyle hapşırır gibi. Aps. <laughs> Gerçekten <gülüyor> hocam. <gülüyor> İlk defa duyuyorum. Evet, absis. Peki, bu da y ordinat. Ordinatı duymuştum. Ordinatı duymuştum. Ordinatı tamam. da... bir bağlantısı var mı? Evet, yok. pek yok ama evet. Burada da bir y eksenimiz var. Burası da önemli. Başlangıç noktamız. Origin. Origin. Evet. Evet. Orijin bu arada atlarda da kullanılır hocam. Mesela atın dedesini mesela evet. yarış atlarında orijin denir. Evet. Bu atın orijin nereden? İşte İngiltere'den şu atın Güzel. torunu falan. Ya Günlük hayatla ilişkilendirmek aslında gerçekten çok akılda kalıcı oluyor. Mesela ben de şöyle bir örnek vereceğim günlük hayatla ilgili. Şu x'i tanıdığımızda bak sağ taraf pozitif. Yani sayı doğrusu. Doğru. Küçüklüğümüzden bildiğimiz burada artı bir, artı iki, artı üç diye giderken bu tarafa doğruysa Evet -1 -2 -3 zaten ortası 0. Doğru hocam. Bunu sayı doğrusuyla ilişkilendirdik. Bunu da günlük hayattaki e, ne bileyim bir AVM'de üst katlar 1 2 3 diye gider. Doğru. Ancak o e, otopark katları -1 -2 -3 diye gider. gider. Bunu da böyle düşünebiliriz. Güzel. Ya günlük hayatla ilişkilendirmek Recepçim çok önemli, evet, çok hocam. küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Nedir hocam? Şimdi biz zaten okulumuzda çok fazla ağır matematik, Türkçe falan görüyoruz. Biliyorsun ki Avrupa'da anatomi, medikal birçok şeyleri daha küçük sınıftan görüyorlar. Yani daha çok günlük hayatta işimize yarayacak şeyleri görüyoruz. Biz de en azından yurt hocam genelde mesela evet. biz arkadaşlarımdan falan da biliyorum. Daha pratik anlatıyorlar. Evet. Teoriden size daha pratiğe yönelik anlatıyorlar. Yani üstü sayıları lise dörtte görüyorlar mesela ilk defa. Ama çocuk işte medikal anatomi her şeyi görmüş oluyor ona örnek verecektim çocukken bir arkadaşımla ilkokula birlikte başlamıştık sonra 3. sınıfta sanırım yurt dışında okumaya gitti ve 5. sınıfta falan bir yanımıza geri geldi biz oynuyoruz sokakta şöyle kolu ufacık bir kesildi dedi ki kolumu kaldırmam lazım dedi kalp seviyesinden yukarıda şuradan sıkmam lazım dedi aslında bir sigara olsa dedi, tütün koysak üzerine pıhtı Biz hocam direkt böyle anne diye biz koştururuz değil mi Recep'ciğim? evet Onları <laughs> görüyorlar evet, hocam yani... ben ilk yardım eğitimini falan askerlikte gördüm Gördün değil mi? işte o, oraya kadar hiç yoktu yani. Küçük sınıflarda görüyorlar. Bari biz madem bu kadar yoğun matematik görüyoruz, günlük hayatta ilişkilendirelim. İşe yarayacak şeyleri nerede kullanabiliriz? Mesela uçak örneğini verdik, ben i̇şte harita örneğini verdik. örneği verdim ama atış <laughs> örneğini verdik. Güzel oldu. Peki. Şimdi biz burada bir konum belirlemeliyiz. Mesela Recepçim, şurasının hangi sıralı ikili olduğunu söylemeliyiz. Mesela bu noktanın adı A olsun. A noktasına önce x'in koordinatını yazıyoruz. Ardından y'nin. Şimdi x'i nasıl okuyacağız? Hemen bakıyoruz. x 2 demiş. Şuydu evet 2. O zaman x'i başa x'i yazıyoruz her zaman. Ardından y'yi yazıyoruz. Y'ye bakıyoruz o da 2. O da 2. Evet ama farklı olsaydı o yüzden sırası önemli. 2'ye 2. Iki. Bir başka örnek verelim. Mesela bu sefer de şurası olsun. Hocam ben söyleyeyim. Güzel. Ancak Ve... tersten görüyorsun bakalım yine de. 3 hocam. Evet. X'i 3 değil mi? Çok güzel. X'i 3. Y'si? Y'si hocam. Eksi 1. Alt tarafta olduğu için eksi 1. Çok güzel. Şimdi. Biz bu konumları belirlemeliyiz. Ya da bize bu koordinatlar verildiğinde işaretleyebilmeliyiz. Böyle mi? Tabii ki. Tabii ki. Burada bir cisim yerleştirebiliyorlar. İşte iki ucunu veriyorlar. Üçüncüyü buluyorsun gibi. Sorular çözeceğiz zaten. Ee, şimdi başka ne diyebiliriz? Bu bölgelerin isimleri var. Recep'ciğim. Bir C çizer gibi ya da saatin tersi yönünde. Sen bir de tersten bakınca tersinin Daha da, evet. tersi. <laughs> Daha da karışacak. Evet. Bir C çizer gibi şöyle yani burası birinci bölge oluyor. Burası ikinci bölge oluyor. Burası üçüncü bölge oluyor. Burası da dördüncü bölge oluyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bize diye veriyorlar ki şöyle bir nokta kaçıncı bölgededir? Ha, evet. Biz de bunu anlamalıyız. Peki illa bir koordinat sistemi çizip onu yerleştirip öyle mi anlamalıyız? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Biz bunu biliyoruz zaten. Birinci bölgede her zaman artı ve artı olduğunu biliyoruz. Ha evet doğru. Birinci bölge her zaman artı ve artı. Doğru. Üçüncü bölge de kolay. Artı ve eksi hocam. Ee, eksiye eksi eksi. Üçüncü bölge. Ha, üçüncü bölge. Evet, evet, üçe geçtim daha kolay diye. Eksi ve eksi. Evet, eksi ve eksi. Bunları yalnız sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Mesela bu ikinci bölgede artı ve gördüğün eksi. gibi ximiz eksi. eksi. O yüzden önce eksi. Şuraya yazalım daha güzel olur. Evet. Şöyle, ximiz eksi ancak yimiz gördüğün gibi pozitif. O yüzden x eksiye artı. Buraya geldiğimizde ise ximiz artı. Yimiz eksi. Y alt tarafta kaldığı için yimiz eksi. Güzel. Güzel. Koordinat sistemini kabaca tanıdık. Şimdi birkaç örnek verelim. Recepcim 3 tane nokta belirledik. Koordinatları yazıyor. Nereye yerleştireceğimizi bulmamız gerekiyor. Hocam şeyden faydalanabiliriz. Hani bu evet. bölgeleri artı eksi falan diye belirttiniz Ondan da ya. faydalanabiliriz. Çok güzel. Mesela bunun yeri neresi? Eksi eksiymiş hocam. Üçüncü bölge. Üçüncü bölge. Onu biliyoruz zaten. Orada Burada arayacağız. çalışacağımızı biliyoruz. X'imiz eksi 1. y'miz ise eksi 4. Bizde eksi 4 biz yok. Evet. Var. Biz yazmamışız. Ha, yazmamış. Şöyle devamını. Aynen. Aslında devam ediyor bunlar. Şöyle hemen ilave edelim. Ben öyle yırtacaktım hocam. Olmadı. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Peki. E, tekrar edelim. X'imiz eksi bir. Görüyoruz şöyle. Hatta şöyle indirebiliriz bile bak. Eksi birden ta eksi dörde dörde kadar. Dörde kadar gidiyormuş. Evet. Y'nin de eksi dört oldu. İşte bu nokta bizim C noktamız. Belirledik. Az önce... Nokta koymuştuk, biz koordinatını bulmuştuk. Şimdi biz koordinattan noktaya gittik. Bir başkası, eksi 2'ye 3. Eksi 2. Evet. Ee, Hangi x bölgede? Eksi olacak. Evet. Hocam, dördüncü bölge. Evet, bakalım. X'imiz eksi olacak. Nerede X? Şurada eksi. Y'miz ise e, artı olacak. Üçün, demek ki ikinci bölgedeymiş. İkinci bölgedeymiş hocam. Evet. <laughs> X'imiz eksi 2, hemen bulalım. X'in eksi 2 olduğu yer burası. Şuradan yukarıya gideceğiz. Y'miz ise 3. Şuradan gideceğiz. Yani bizim noktamız tam da şurası D noktası. Koordinatlarımız eksi 2'ye 3. Güzel. İkinci bölgede çıktı. Peki ya bu? X orijindeymiş hocam. Sırfır Çok güzel. Değilmiş. X, X sıfır. Yani herhangi bir değer almıyor X. Evet. Bu ne demek oluyor biliyor musun Recepciğim? Bu nokta ordinat üzerindedir. Hayırlısı. Evet. Şu, şu eksenin üzerinde. Bazen sorularda diyecekler. Şu nokta ordinat üzerinde ise diye. Biz hemen anlayacağız. Ya diyeceğiz ki ordinat üzerinde olmak demek hiçbir x değeri almamak demek. Hemen x'i bunun sıfırdır diye yazacağız sorularda. X için mi derse? Eğer ki şey derse apsis üzerindedir derse Hocam çünkü şöyle mesela x e, ordinat üzerinde derse evet. x'in ordinat üzerinde olduğu tek yer sıfır noktası. Y absis üzerinde derse y'nin e, absiste olduğu tek noktası yine sıfır noktası. Ama hı hı. derse ki sadece sizin dediğiniz gibi y ordinat üzerinde evet. hocam her yer zaten ordinat. İşte evet. Yani bize sorularda bazen şöyle diyorlar Recep'ciğim. Mesela şurayı şöyle veriyor. İşte bu nokta diyor ordinat üzerindedir. Ha diyoruz biz. Ordinat üzerinde her şey olabilir. Y'si ama zaten y'yi vermiş. Ama x'i kesinlikle sıfır. Bu k sıfırdır diyoruz. Hı. Evet bunu bilmemiz hmm. gerekiyor. Ya da işte bazen buraya k artı 3 diyor. Ha diyoruz burası sıfır olmalı o zaman k eksi 3 olmalı. Ha. Bu çıkarımları yapmamız tamam lazım. Tamam hocam. Evet aynı benzeri de şu apsis üzerinde dendiğinde de ya diyoruz apsis üzerinde öyle mi? Hmm, o zaman herhangi bir ordinat değeri almayacak. Bunun üzerindeyse bu sefer de buranın sıfır olduğunu y'nin sıfır olduğunu anlamalıyız. Tamam. Ona e, örneklendireceğiz birazdan soru yapacağız onunla ilgili. Bir tane daha var. Demiştik ki evet. x'i 0 y'si 2 Nerede y2? Burada. x'i 0 zaten herhangi bir x değeri almamış oluyor direkt burada. Direkt noktamız orası hocam. Evet noktamız direkt burası. E noktası. Yani peki bu kaçıncı bölgede deseler? Bölgede değil. Bölgesiz hocam. Bu y ordinat yani ordinat üzerinde. Y ekseni üzerinde diyoruz hocam. buna. Evet. Peki. Güzel. Recep'ciğim şimdi bir tane sorumuz belirdi Bakalım neler yapıyoruz. Aslında az önce kafanı karıştıran noktayı burada çözeceğiz diye düşünüyorum. Önce ben yazıyı çözmem lazım hocam. Hiç tamam. okuyamadım. Evet okuyorum. Diyor ki k 2a virgül a eksi 3 yani x ve y koordinatları bu verilmiş noktası x ekseni üzerindeymiş. Ne demek bu? x ekseni üzerinde. Evet bunun üzerinde olması demek. Y'si 0. Y'si 0 çok güzel. Bu çıkarımı yapmamız lazım. Burası 0. O zaman a'yı hemen tespit edebiliriz. a 3 çıkar. Muş. Nasıl evet. üç çıktı hocam? E buranın sıfır olması için <laughs> doğru, A yerine 3 doğru, doğru. vereceğim ki bu da sıfır olabilsin. A'yı bulduk. O zaman hem bunu hem bunu çözdük bile. Peki. Diğer noktaya geldik. L için de B, B artı 2 noktası Y ekseni üzerinde diyor. Y'nin üzerinde B olması demek X'inin sıfır olması evet. yani apsisinin sıfır olması demek. Yani B sıfırmış. Bunu da çözdük. 2 orası da. Evet. Burası da 2 olur. Bunun da burası e, A'mız 3'te 6 olur. Altı. Güzel. İki tane nokta bulduk bile. Diğer nokta içinde diyor ki köşe noktaları K, L ve orijin olan üçgenin alanı kaç birimdir? Bunları yerleştireceğiz. Tamam onları yerleştirelim. Bir evet. noktamız da 0 olacak. Evet bir tanesi orijin yani 0'a 0. Sıfır. Hemen şuraya bir yıldız attık. Evet. Bu birinci noktamız. Diğeri belirledik 6'ya 0. Evet hocam. X'imiz 6'ymış. Güzel. Bir, İzle iki, üç, hocam. dört, <laughs> Hocam kaçak kat çıkacağız. <laughs> Hemen çıkıyoruz Recep'ciğim. Şöyle. Tam Türk işi oldu. Aynen. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Peki. Ee, ne demiştik? Altıya sıfır. Evet, X'imiz altı olmalı. Y'miz yok. O zaman tam şurayı işaretliyoruz. Y'miz yok mu? Ha, burada yok. Evet. Evet, değil mi? 6'ya 0 oldu bizim. Başladık. Evet. Şuna da yıldız atalım hatta. Şöyle diğeriyle aynı olsun. Bir diğerine bakıyoruz. 0'a 2. X'imiz 0 herhangi bir x değeri almıyor. Ancak y'miz 2. Şurası. Recepciğim, noktaları işaretledik evet. ve üçgeni çiziyoruz. Hemen şöyle bir nur topu gibi üçgenimiz Herhalde oldu. Üçgen. Evet. Üçgenin alanını hatırlıyor musun? Yok. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. O ha. yüzden tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliğimiz 1, 2. 6 ile 2'yi çarpmalı. Bölü 2. Ve 2'ye bölmeliyiz. Cevabımız 6. 6 birim kare çıktı. Güzel. Evet bu noktaları biz belirledik. Bize karışık vermişti. Başta işaretleyemiyorduk. Ama şu bilgilerden tüm koordinatları belirledik. Bir taneyi de orijin diye vermişti. İşaretledik, üçgeni taradık ve alanını bulduk. Böyle şekilli olunca daha keyifli hocam. Keyifli, güzel. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözelim. Çözelim hocam. Evet, Recep'ciğim bakalım 5 yıldız soru bankamızdan biraz soru çözelim. Ne kadar anlamışız görelim. Görelim hocam. Diyor ki yukarıdaki birim kareli zeminde verilen koordinat sistemindeki noktalar A, B, C, D koordinatlarını görüyorsun. Bunların hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir diyor. Evet. Bakalım A noktasına 2'ye 4 demiş. Gidelim şöyle. X'i 2 olmalı gerçekten öyle. Y'si 4 olmalı. 1 2 3 4 evet karşılıyor. Dolayısıyla A doğru. Güzel. B'ye bakalım. Hemen şöyle B'nin de e, eksi 5'e 2 olduğu söylenmiş. Öndeki x'i temsil ediyordu. Gerçekten eksi 5'te mi? 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten hem sol tarafta Aha. hem de 5'e kadar gittik. Eksi 5 doğru. Y'sinde 2 olması gerekiyor. Yukarıya doğru bakıyorum. Y'si de 2. Gerçekten bu da doğru şekilde verilmiş. Hemen C'ye bakalım. C noktasının koordinatlarına. Bu sefer noktadan okumaya çalışalım. Biz noktaya bakalım. Tam şurada. Ee, X'i 2. Sol tarafta bir de. O yüzden eksi 2. Eksi 2. Evet. Y'si de bir aşağıda. O da eksi 1. Değil mi? Alt taraf evet. da eksiydi bir de. Bunu da doğru vermiş. O zaman cevap evet. Denizli'dir hocam. Cevap Denizli. Bir kontrol yapalım. Denizli'nin şöyle noktasına bakalım. Şurada tam. X'ine bakıyoruz. 1, 2, 3, Y'sine bakıyoruz. 1, 2 yani alt tarafta olduğu için eksi 2. Oysa ki bize alakasız bir şey vermişler. Eksi 2'ye 3 demişler. Yanlış. Bu başka bir yerde. Sıradaki soruya bakalım Recep. Şimdi diyor ki K noktası A eksi 4, B artı 3. Orijin olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi koordinat sisteminin 3. bölgesinde bulunur? Orijin olduğuna göre mi? Evet. Bu orijin olduğuna göre X'i de Y'si de ne olmalı? Sıfır olmalı. Biz buradan şimdi A'yı da B'yi de bulabiliriz. Ha. A eksi 4 0 olduğuna göre A sıfır şey A 4. 4 <laughs> olmalı. Evet. A 4. Burada da B artı 3 0 olduğuna e -3. göre 3. B de eksi 3 olmalı. Çok güzel. Şimdi aşağıda biz önceki 3. bölgeyi hatırlıyor musun Recep'ciğim? 1 ve 3 kolay demiştik. Sağ üstteki e artı eksi, artı, artı eksiye eksi. Çok güzel. Biz eksiye eksi 1 netice arıyoruz. Bakalım. A gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Tamam. Ve eksi 4 oluyor. B gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz. Tam da aradığımız gibi eksiye eksi bir seçenek daha ilkinde bulduk. Güzel. Gördüğün gibi yerine yazdık 4'ü ama önünde de eksi olduğu için eksi 4'e dönüştü. Güzel. Güzel. hocam. Bu sorumuzu da geçelim. Recepciğim bu soruda diyor ki yukarıda verilen noktalardan hangileri koordinat sisteminde ikinci bölgede yer alır? Hadi bir düşünelim bölgeleri. Şöyle bir C çiziyorduk hatırlarsan. Dolayısıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge diyorduk. Hocam pozitif olacak ikisi de. Düşünelim. X'in mesela pozitif olduğu taraf burasıydı. Ha eksi evet, artı. Evet. X'imiz eksi ancak üst tarafta olduğu için ikinci bölge Y'miz artı. Doğru. Evet. Eksiye artı arıyoruz. K noktası tam da öyle. L noktası... Tam aradığımız gibi ancak M noktası Alakası. artıya eksi olduğu için evet. Seni alamıyoruz. Üzgünüz. Birik. Cevabımız birik. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Gayet de LGS sorusu olabilir. Hakikaten burada sıfırdan A'yı B'yi buluyoruz. Yerine yazarken birçok kriter var. Güzel. Dikkat ölçtükleri sorular var. Bu da tam dikkat ölçmeye uygun bir konu. Güzel. Evet. Bakalım diyor ki aşağıdaki koordinat sisteminde A ve B noktalarının yerleri gösterilmiş. A noktasının Y bileşeni ile B noktasının X bileşeninin toplamı nedir? Hayırlısı hocam. A noktasının koordinatlarını belirlemeye çalışalım. Bir bakalım X'imize şöyle pozitif tarafta. 3 3 çok güzel. Y'ye bakalım. Zaten birinci bölge artıya artıydı. 2. O da 2. Bize diyor ki A noktasının Y bileşeni. Y'yi tercih ediyoruz. Şununla ilgileniyoruz. Ha, onu alalım. Diye. Evet bunu al diyor. Şimdi B noktasına bakalım. B noktasının da koordinatlarını belirleyelim. Hemen önce x, 1, 2. Gördüğün gibi eksi tarafta eksi 2. Evet. Ve y'sine bakalım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4. 4. Evet. Y'si Neyle de 4. Diyor ki B noktasının x bileşenini al. Eksi 2. Eksi 2'yi alıyoruz ve bu ikisini topla diyor. Eksi 2 ile 2'yi toplamalıyız. Cevabımız da 0. En sıfır sevdiğim sorular. Evet. Bakar bakmaz tahmin etmeyi Cevap beklerdim. Cevap orijin Recep. çıktı hocam. Evet. Ya orijin çıkmadı. Evet. <laughs> orijin 0'a 0. Sıfır. Doğru. Evet. Gerçi. Bu tek, başına 0, evet. tek başına 0 Evet. Tek başına 0'ı saymıyoruz. Recep'ciğim bunda diyor ki koordinat sisteminde A eksi 8 ve 5 noktasının eksenlere uzaklıkları toplamı kaçtır? Geometri'de uzaklık ölçerken eksi diye bir şey var mı? Bu hocam bu ikisini toplayacağız. Kesinlikle ve eksiye artıya bakma. Aslında mutlak değer. Yani şöyle olmuyor değil mi? Ben şu an kameraya 1 metre uzaklıktayım. Arka tarafına geçeyim Yine artık bir eksi -1 metre falan. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bunda da her zaman mutlak değeri düşünmeliyiz. Bunun eksene Çünkü olan mesafedir. Kesinlikle. Mesafede artı düşünmeliyiz. Burada da 8, burada da 5 ikisini toplayıp 13 cevabını söylemeliz. Çok Güzel soruymuş. Evet, isteyen koordinat sisteminde de her zaman yerleştirebilir. Bir tereddüt yaşıyorsak ya Rahat acaba olanlar. eksenlere uzaklıkları ne? Evet. Bunu koordinat sisteminde yerini belirleyip öyle eksenlere uzaklıklarını da ölçebiliriz. Güzel. Recep'çim, son bir soruyla kapanış yapalım. Gördüğün gibi koordinat sistemi yok. Yok en yok. sevdiğim. Evet. Eksenleri biz çizeceğiz. Orijini biz belirlersek Kesinlikle. bana göre çizebiliriz. Kesinlikle. Peki nasıl belirleyeceğiz? Bize K noktasının koordinatlarını söylemiş. Tamam. K noktası demiş eksi 3'e eksi 2 noktasıdır. Tamam. Yani x'in eksi 3 tarafında kalması lazım. Nasıl düşünmemiz lazım? Şöyle 1, 2, 3. Eksenlerden bir tanesini Tam şöyle çizmeliyim ki bu K noktası eksi -3 pozisyonunda kalsın. Hı hı. Aynı zamanda K noktasının y'si de -2 imiş. Yani alt katta değil mi? Tamam. Yani bunun da koordinatını şöyle 1 2 pay bırakıp şuraya çizmeliyim. Şimdi kontrol edelim. Gerçekten x eksi 3'te mi? Evet, bizim koordinat düzlemimize göre. Madem burası orijin, şöyle x'imiz eksi 3'te, y'miz de alt katta eksi 2'de her şey oturdu. Şimdi bizden L noktasının koordinatlarını istiyor. Artık biz bu senin de abi. dediğin gibi orijini belirlediğimiz için ve eksenleri çizdiğimiz için y ve x olarak bu noktayı belirleyebiliriz. X değeri alıyor mu Recep'çim? Sağda ya da solda değil. Ne sağda? Ne de solda. Almıyor, sıfır. O zaman x'i sıfır. Zaten hatırlarsan demiştik. Ordinat üzerinde olduğunda x'i sıfır oluyordu. Evet. Sıfır y'sine bakalım. 1, 2, 3, 4. 0, 4. Evet bizim cevabımız Adana oldu. Güzel. Hocam evet. bir sonraki videoda ne işliyoruz? Bir sonraki videoda Recep'ciğim doğrusal ilişkiler merakla bekliyoruz. Bakalım yeni konumuz nasıl olacak? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Arkadaşlar Recep kanala abone olun ve görüşmek üzere tekrar. Hoşça kalın. Bay bay.